arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben de sizi yine bugün değişik ve çok güzel bir elbise modeli ile geldim. Şöyle şahane bir tığ iş örgü elbise modeli hazırladım size. Üst tarafı ayrı bir renk, alt tarafı ayrı bir renk. Çok uzun yapmadım. Tam böyle yerinde yaptım. Bebeğim var benim biliyorsunuz. 6 aydan 1 yaşa kadar olacak ölçülerde ona göre üzerine ölçüp giydirip yaptığım bir elbisem. İsterseniz arkadaşlarım bu boyunu uzatabilirsiniz. Hani çok da uzunu güzel olmaz ama ben bir tık daha fazla yapacağım emel derseniz mesela bir örnek, iki örnek sırası daha ekleyebilirsiniz. Burası bizim elbisemizin arka tarafı, burası da ön yüzü ve güzel oldu arkadaşlar. Hem kolay hem de pratik bir elbise oldu. Şimdi arkadaşlar bu beyaz yere bir tane beyaz ip alt taraftaki renkli yere iki tane ip aldım çünkü yetmedi yetmiyor ip ikinci bir ipi de açmak zorunda kalıyoruz kolları bakın böyle fırfırlı kabarıp kalkıyor böyle kabarıp kalkan bir kol arkadaşlarım ipim alize koton gold şöyle bebek iplerinin hepsiyle örebilirsiniz bambu iplerle koton iplerle merserize iplerle örebilirsiniz Üç, i̇ki tane bu renkten bir tane de beyaz ipten olması gerekiyor. Şöyle düğme ile süsledim. İsterseniz buralara kurdale yapabilirsiniz. Ee, yani fiyonk yapabilirsiniz. Gül yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde burayı şekillendirebilirsiniz. Yani süsleme işi tamamen size kaldı arkadaşlarım. Çok güzel bir ip. Tığda 3 milimlik bir tığ kullandım. Bakın şöyle tığım 3 milim. Ee, o zaman ne yapalım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak siz de benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Hadi o zaman örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar önce ipimizde tığımızı buluşturalım. Ve 75 tane zincir çekelim. Sıkı çekmeyin arkadaşlar. Çok da gevşek çekmeyin. Bakın esneyen rahat bir zincir elde edelim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Çekelim ve gelelim. 75 tane zincirimi çektim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar 3 tane geriye sayalım. 4. batalım. 1, 2, 3, 4. 4. bir trabzan yaptım. Şunu da trabzan olarak sayacağız. Sadece bu seferlik. Bakın çıkış yapmak için şu da bizim bir trabzanımız. Yani burada şu an iki trabzan var. Ve 10 tane trabzan yapacağım. Arkanın ilk yarısı için. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bakın şurada yazdı 10 diye. Şöyle bakın zincirle birlikte 10 tane. 2 zincir çekelim. Son battığımız yere batırıp bakın son battığımız yer şurası. Buraya batırıp 18 tane trabzan yapacağız. Bu bir sıradakinden başladım. 2 3 4 18 tane trabzanımı yaptım bakın. Burası bizim birinci kolumuz. 2 zincir çekelim ve son battığımız yerden başlayarak 20 trabzan yapalım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 hemen söküldü şöyle 7 20 tane yapalım ve gelelim Evet 20 trabzan ön bölüm için bakın şöyle sayıları hep yazıyor arkadaşlarım 2 zincir çekelim ve son battığımız yerden tekrar başlayalım ve 18 tane trabzan yapalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane de bakın ikinci kolumuz için trabzan yaptım. 2 zincir çekelim ve şimdi 10 tane trabzan yapalım. Son battığımız yerden başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 74 tane çeksek tam gelecekmişti ya da ben mi fazla çektim 2 4 6 8 10 tane de ikinci parçamız için bakın iki zincir çekip döndüm bu zincir artık trabzandan saymayacağız ve birebir batarak artış noktasına kadar bu yaptığımız iki zincirli yere kadar geleceğim. Böyle. Şimdi arkadaşlarım bir ne, zincirli yerde ne yaptıysam burada, burada ve burada aynı işlemi yapacağım. O yüzden bakın şimdi buradaki yaptığım işlem. Bir trabzan yaptım zincirin içine. Bir, iki zincir çektim. Tekrar bir trabzan yaptım. Ve şimdi öteki artış noktasına da aynı işlemi yapacağım. Yani bu bir nokta üç yerde de aynı işlem olacak. Şimdi üç yerde de aynı şekilde artıralım ve sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlarım en sona geldiğimizde bu sıranın ikinci sıranın bakın buradaki zincirimize batacağız. Tepe noktasına bir tane trabzan yapalım. Geri dönelim. İki zincir çektim ve döndüm. Hemen artışa gidip yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Dört yerde de birinci de yaptığımızın aynısını. Bakın hep aynı olacak. 9 sıra örene kadar hep bu işlemi yapacağız. Bakın geldim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Aynısını yaptım. Tekrar öbür üç yerde de aynı işlemi yapıp 9 sıra öreceğiz. Şimdi hep aynı şeyi anlatacağım. Hiç kafanızı şişirmeye gerek yok. Siz de bundan sonrasını durdurun, örün ve sonra tekrar devam edelim. Bu kadar. Hep bunu yapacağız. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Burada, burada ve burada. Bu şekilde robamız büyüyecek. Hadi örelim. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlarım. 9 sıramı ördüm. Ve bakın 9 sıra ördükten sonra şimdi 10. sırama başladım. Ve örerek geldim. Şöyle. Buraya artırma noktasının içine 2 tane trabzan yapalım. 1 değil de 2. 1 2 3 zincir çekelim ve ipimizi alalım. Tekrar kolu bırakıp bakın. Artırma noktasına geldim. Buraya iki tane trabzan yaptım ve kolumuzu bakın bırakmış olduk. Şöyle çok rahat ve güzel bir gol yeri oldu. Şimdi öbür artış noktasına kadar birebir batarak gideceğim. Sonra videoları arkadaşlar mümkün olduğunca atlatmadan izleyin. Bakın ilerledikçe artışlar yapacağım. Eteği açabilmek için. O yüzden atlatmayın mümkün olduğunca. Ve şimdi sona artış noktasına kadar gideceğim. Artış noktasına kadar geldim. Burada da 2 tane trabzan. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Ve tekrar burayı bıraktım ve bu artış noktasının içine de iki tane trabzanımı yaptım ve ikinci kolumuzu da bırakmış olduk şimdi sıramızı düz bir şekilde tamamlayalım sırayı tamamlayıp gelince arkadaşlar şimdi bu zincir çektiğimiz yere kadar yine dümdüz örüp geleceğiz yani artırma eksiltme yok zincire kadar hepsine birebir batarak gelelim Zincire geldiğimizde 3 zincirden 3 trabzan çıkartalım. 1 2 3 Toplamda zincirden 3 tane trabzan çıkarttım. Ve şimdi öbür zincirden de aynı 3 tane çıkartacağız arkadaşlar. Ve örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızdan sonra bu 1, 2, 3, 4. sıraya kadar örelim. Yani 3 sıra örmüş olalım. Bu birinci bakın. Şuradan hesaplayın. Toplamda 3 sıra olacak. 4. sırada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlarım. Bakın. 1, 2, 3 ördüm. Koltuktan sonra 3 sıramı ördüm. Şimdi burada artışlar yapacağız. Dönelim. 4 tane örelim. 1

1 aynı yere 2. 4 tane tek örelim. 1 2 3 4 5.'ye 2 tane örelim. 1 2 Yani artırıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5. çift batalım. 1 2 ve sırayı böyle bitirelim arkadaşlarım. 2 3 4 daha işimiz var. Evet sırayı tamamladığımızda şimdi arkadaşlar şu arkanın bakın burayı tığlayacağız. Hem düğme deliği yapacağız. Burayı da tamamlamış olacağız. Bir zincir çektim döndüm. Her tırabzan olan yere ikişer tane. 2. İki. Bakın. Burada trabzan boşlukları gözüküyor. Buralara 1 2. 1 2. Her bölüme ikişer tane sık iğne yapalım. Çok sık örmeyin arkadaşlar. Ne kadar sık örerseniz o kadar kötü olur ve sert olur. Hiçbir şeye benzemez ve ölçülerde Değişir gider. O yüzden normal ürün. Bütün hepsine 2-2 batıracağım. Böyle. Ve sonuncu. Bakın. Şu şekilde. Bir zincir çektim ve çevirdim. 2 tane örüp 1-2 tane örüp 2 zincir çekip 1 2 atlayıp 3. den başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane arada sık iğne ördüm. 2 zincir çektim. 1 2 1 2 atlayıp 3. başlayıp 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane 2 zincir 1 2 atladım 3.den başladım şimdi buralara düğme deliklerimizi yapmış olduk arkadaşlar bir zincir çekelim mi çevirelim bakın şöyle 3 tane düğme deliği yapmış olduk ve bu sırayı birebir batıracağım 2 zincirin içine 2 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın. 2 zincirin içine 1 2. Tekrar aradakileri öreceğim. Böyle 2 zincirin içine 2 tane sık iğne. en tepeye kadar geldim burada şimdi ipimi kopartmadan aldım sık iğnemi döndüm bakın sırayla şöyle şimdi bu trabzanların ara boşluklarına batarak bakın arkadaşlar ara boşluklarına batarak sık iğne yapacağım şöyle burayı ön yüz olarak belirleyeceğim bakın tepelere değil ara boşluklara sık iğne. Buradaki artışı bırakalım. Bakın bu araya girmeyelim şurada. Ara boşluklara birer tane sık iğne ta ki öbür uca kadar. Böyle. Şu şekilde bir düzgün bir görüntü olacak sona geldim şimdi arkadaşlar buradan aşağıya ineceğiz ve yine 3 sıra sık iğne yapacağız bakın bir zincirimi çektim ve birinciden sık iğnemi batırdım şimdi trabzanların içine ikişer tane yaparak toplamda 3 sıra bu şekilde öreceğiz her bölüme yine ikişer tane böyle Şöyle katladığımızda arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi üst robamız hazır. Kollarıyla devam edeceğim. Kolları da aradan çıkartalım ve bütün bir iş bitirelim. İstediğiniz yerden kol altından bakın. Şuradan ipimi aldım. Taktım. 3 zincir çektim. Şu ipi arada götüreceğim arkadaşlar. Bakın şurada tırabzan olan yer gözüküyor şurası. 3 tane buraya tırabzan yapalım. 1 2 3 Araya geldim bakın buraya. Buraya da yaptım 1 tane. Şimdi arkadaşlar her tırabzana 3 tane batıracağız. 2 3 Her tırabzana her tane 1 2 3 tekrar geldim öbür trabzana 1 2 3 her bölüme üç tane her trabzana üç tane yaparak golf fır da tamamlayacağız 1 2 3 2 kolu da bu şekilde tığlayacağız arkadaşlarım. Her bölüme üçer tane yapın ve iki kolu da bu şekilde tamamlayın. Hadi örelim şimdi burayı. Biraz işimiz var. Sonra gövdeyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın kollarımız böyle oldu. Şöyle büzüştürün. Bakın o fırfır halini kendi alıyor. Evet arkadaşlarım. Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Şu düğme deliği olan yeri üste getirdim. Bakın ipimi aldım. Şimdi buradan alttan başlayacağım. Bakın etekten. Şuradan aldım. Şöyle ipimi çekeceğim. İpin fazlasını bu tarafta bırakın. Saklarız bunu. Bakın uca batırdım, içinden geçirdim, uca batırdım, içinden geçirdim. Düz yüzdeyim. Bakın. Böyle buraya bir zincir işi oluşturacağım. Yakaya, yaka, yakayı da yapacağız. Yani öbür uca kadar böyle devam edeceğiz. çok gergin yapmayın bakın buranın gidişatını bozmayın böyle hepsinden çıkarttım bakın uca geleceğim Uçtan da dönüp tekrar öbür uca gideceğim buraya geldim buradan devam edeceğim bakın burada biraz hafif şöyle bol yapın germesin bura ve Bakın arkadaşlar. Şu şekilde bir çizgi oluşturacağız. Ve öbür uca kadar yani buraya kadar burayı böyle dönüp geleceğiz arkadaşlarım. Hadi yapalım. Buraya kadar geldim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu burada bakın şöyle durduralım şu yine üstte gelen düğmeli yeri alalım. Bakın. Şöyle. Şuradan ipimi takıp aldım. Böyle. Burada bakın iki kanat birbirinin üstüne denk geldi. İkisine birlikte batırarak sık iğne yapalım. Bakın ikisine birden batırarak Sık iğne yaptım. Şöyle. Bakın arkadaşlarım. Ve buraya geldim. Şimdi bir sıra hepsine batarak sık iğne yapacağım. Üst robamızı tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Şu hali bile o kadar tatlı ki e, tam sevmelik ve keyifle öreceğiz şimdi. Başladığım noktaya kadar buraya sık iğnelerimi yapacağım. Bu örneği ben farklı şekillerde denedim ama bu en güzeli oldu. Ördüm bir tane daha belki gösteririm. Tam bir fiyasko. Çünkü farklı yaptım burayı. Ama bu hali şimdi çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, başladığımız noktaya geri gelelim. Başladığım noktadayım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi birleştirmemi yapacağım. Bir zincir çektim. Ve olduğu yere bir sık iğne yaptım. 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5. 5 sık iğne, 3 zincir. 1 2 3 bir atlayalım. ikinciden başlayalım 5 sık iğne 1 2, 3, 4, 5. 3 zincir. 1, 2, 3. 1 atlayalım. ikinciye başlayalım. 1 2, 3, 4, 5. 3 zincir bir atlayalım ikinciden devam edelim 1 2 3 4 5 bu sıramız 5 sık iğne 3 zincir bir atlayarak 1 2 3 4 5 başladığımız noktaya gelelim en sonra geldiğimizde arkadaşlar şimdi az kalabilir Çok gelebilir. Ona göre ayarlamamız gerekiyor. Bakın benim burada 5 tane kaldı. Atlamadan yapacağım. 1 2 3 4 5 Şöyle. 1 2 3 zinciri çektim bir sık iğne atlayıp ikinciye batarak 3 sık iğne yapacağım 1 2 3 Bakın bu geçiş kendiliğinden giden bir geçiş burada hiç darlanmayacaksınız. çıkış yok çıkış yapmadım devamlı böyle geçiş yaptığımızda örnek birbirini götürecek 1 2 3 zincir bu yaptığımız 3 zincirin içine bir trabzan İki zincir 1 trabzan 1 2 3 bakın bir sık iğne atlayıp ikinciden başlayacağız ve 3 tane 1 2 3 3 zincir ipi al zincirin içine bir trabzan yap 2 zincir çek ve tekrar 1 trabzan yap 1 2 3 1 atlayıp ikinciden başlayalım 3 sık iğne 1 2 3 1 2 3 zincir Zincirin içine 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan 3 zincir 1 atla ikinciden başla 1 2 3 şöyle Bakın sona geldiğimde bu çektiğim 3 zincirin içine yuvayı yaptım. 3 zincir arkadaşlarım ve bu 3 sık iğnenin tam ortaya bir sık iğne. 1, 2, 3. Yaptığımız yuvanın içine bakın yaptığımız yuvanın içine 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir, 1, 2, 3 zincir. Bu 3 sık iğnenin tam ortaya bir sık iğne, bir tane olacak. 5, 3, 1. Arkadaşlar bakın sık iğnelerimiz bu şekilde ilerledi. 3 zincir. Yuvanın içine 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 3 zincir ve bakın 3 sık iğnenin tam ortaya bir tane ve bire düştü bu sırada böyle arkadaşlarım 3 4 5 3 zincir hadi örelim ve gelelim şimdi yine sona gelelim bakın arkadaşlar sona geldiğimizdeki görüntü bu burada ne yapacağız şimdi ilk sıraya geri döndük. 3 zincir. Ve bu 5 trabzanların üzerine 5 sık iğne. Bakın. 1 2 3 4 5 Şöyle. 1, 2, 3 zincir. 5 trabzanların üzerine 5 sık iğne. 1, 2, 3 4 5 3 zincir 3 zincir bakın 5 trabzanın üzerine 5 sık iğne 1 2 3 4 5 3 zincir 5 trabzanın üzerine 5 sık iğne 1 2 3 4 5 ilk sıramızın tekrarı burası çok güzel oluyor teyze hoşlar örmeye devam edelim 1 2 3 sona geldim bakın görüntü bu şekilde şimdi arkadaşlar buradan çıkış yapacağız yine bakın örneği takip edeceğiz buranın içine bir trabzan 2 zincir, 1 trabzan. Dediğim gibi örnek kendini götürüyor. 3 zincir. Şimdi bir atlayıp ikinciden 1, 2, 3. 3 zincir, tekrar yuvamızı yapalım arkadaşlar. Bak, altta ne yaptıysak şimdi bu sıralarda da aynı işlemi yapıp devam edeceğiz. 1 2 3 1 2 3 3 tane sık iğne ile ilerleyeceğiz böyle Evet arkadaşlarım bakın böyle boyu uzadı arkadaşlar istediğiniz boya kadar getirebilirsiniz ben şöyle bakın ölçtüğümde koltuk altından ölçtüğümde şurada şu kadar bir fazlalığım var. Çok uzun istemiyorum. Böyle tam popişinin üzerinde duracak bir şekilde olsun diye düşünüyorum. Boyunu uzatabilirsiniz. Zaten iki tane ip hazırlamıştık. O yüzden ipinin uzun olma ipimizin çok olmasından dolayı uzun yapabilirsiniz. Ben burada kenar tığlamasına geçeceğim. Hemen bakın. Şu sıramdayım. Trabzanları yaptığım sıradayım. Bir iki tane zincir çektim. Birinci trabzana bir sık iğne yaptım. Şöyle. Bir iki üç zincir. Bakın sık iğneye şöyle batırdım. Ve çektim. Sıradakine batırdım. Sık iğnemi yaptım. Bir iki üç. Yine bakın buraya boşluğa aldım buraya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 tekrar tepeye batırdım. 1 2 3 5 tane 1 2 3 3 zincir gayet iyi geliyor. Bakın şöyle şu şekilde oldu. 1 2 zincir tam ortadaki bakın zincirin oradaki sık iğneye yine bağladım. 1 2 3 zincir. Sıradaki trabzana bir sık iğnemi yaptım. 1 2 3. Tepeye batırdım. Sıradakine. 1 2 3. Böyle. 1 2 3. Bir sık iğne. 1 2 3 başka da yapmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. 1 2 Bakın 5 taneyi yaptım. Yine buradaki aradakine bağladım. Hepsine bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar etek de tamam. Şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar askı bölümümüze geçeceğiz. İpimle tığımı birleştirdim. bağladım. 6 tane zincir çekeceğim. 3 alt askıyı istediğiniz kadar geniş yapabilirsiniz. Ben 5 sık iğne ile yapacağım. Şimdi bakın birinciden bir sık iğne yaptım. 5 tane sık iğne çıkartacağım. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, çevirdim. 1 2 3 4 5 Bir zincir çektim, çevirdim. Ve böyle bu sık iğneleri büyüterek askılarımızı oluşturacağız arkadaşlar. tek askı yapacağım. Ortadan katlayıp önlere dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi ördükten sonra size ölçüsünü nasıl ayarladığımı göstereceğim. Şimdi böyle çevire çevire örelim. Evet arkadaşlar. Sıra sayısı olarak söylersem 40 sıra. Tam pardon 80 sıra şöyle çift çift saydığımızda bakın 2 4 6 nasıl ayarladım bakın şuradan omzuna kadar şöyle ölçtüm arkaya geçirdim bakın arkada şöyle çapraz aldım şuraya dikeceğim birini bakın buradan dikeceğim şurada ip geçişi yapmıştım şöyle. Bakın buraya bunu şöyle de yapabilirsiniz. Buradan da böyle çapraz alabilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Tam arkayı ortalayacağım ve dikeceğim. Bakın arkadaşlar şöyle şuraya tam arka ortaya burayı orta yapmıştık ya. Buraya burayı tutturacağım. şöyle bunu aldım bakın ötekini de aynı yerden şu iplerini temizleyelim bakın burasına şuraya şöyle buraya da bunu dikeceğim Bu süs amaçlı yaptık bunu. Böyle. Sağlamlayıp Bakın. Böyle bu şekilde duracak arkadaşlar. Öne getirdiğimde Şimdi de buradan nereyi ortalayacağım biliyor musunuz? Şu düz olan yer var ya. Bakın şöyle şu omuz hizasından şuradan şu şekilde buraya bunu buraya ile dikeceğim. Şu ipimle göstereyim. Buraya istediğiniz gibi bir süs takabilirsiniz. Yani başka şeyler de yapabilirsiniz. Gül yapabilirsiniz başka istediğiniz şekilde buraya detay atabilirsiniz şimdi şöyle ben göstereyim gösterme amaçlı şuradan şöyle bakın minik ayıcıklı bir düğmem var onu buraya tutturacağım fiyonk dikebilirsiniz gül yapıp dikebilirsiniz başka yani istediğiniz şekilde sade bir düğme de dikebilirsiniz. Ötekini de dikip geliyorum. Tamamen burası böyle olacak. Evet arkadaşlar. Bakın düğmeleri de diktim. Ve böyle oldu. Şu da arkadan görünüşü. Bütün detaylarını anlattım anlatacak bir şey kalmadı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.